maçlardan bir tanesiydi. Çok eksik oyuncumuz vardı. Kasongo gibi, Roshi gibi, Bülent gibi ve Donkor gibi önemli 4 tane oyuncudan mahrum çıktık. Bugün bunu neticeye yansıtıp takım olduğumuzu göstermek istiyorduk. Neticesinde görev verdiğim bütün oyuncular sonuna kadar görevlerini yerine getirdiler. Tabiri caizse savaştılar, kazandılar. Hepsini alınlarından öpüyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki çok fazla kadro derinliği olan bir takım değil Sakaryaspor. Yani bu saydığım oyuncular bu takımın mihenk taşları gibi. 4 tane oyuncu yok. İster istemez diğer oyuncuları hazırlamak da kolay değil. Oynadığımız takım da Manisa FK, bu ligin en fazla bütçeli, en iyi kadrosuna sahip, background'ı olan oyuncularına kurulu takımlarından bir tanesi. Bunlara karşı bizim iki kişilik mücadele edip savaşmamız gerekiyordu. Maçtan evvel konuştuğumuz her şey şükürler olsun tıkır tıkır işledi. Burak konusunda şöyle diyeyim. Frikik pozisyonunda bizde penaltı pozisyonu, frikik pozisyonu. Ben maçtan önce herkese talimat veririm. Onların dışında kimseyi topun başında görmeyeceğim diye. Orada Nalepa'nın vurması gereken yerde kendisi vurmak istedi. Sonra ben müsaade etmeyince hiç beklemediğim bir reaksiyonla karşılaştım. Burak bizim için çok kıymetli bir çocuk. Aslında o karakterde bir oyuncu değil. Burak bizim evladımız. Burada benim isteklerimi yerine getirmediği için, çünkü burada otorite sahibi benim. Otoriteyi bir kere deldirirsem bunun arkası sürekli gelir. Burada belki maçı kaybetsek çok daha farklı söylemler de olabilirdi. Ama orada o riski almam gerekiyordu. Çünkü bu zamana kadar hoca olarak kendimi hiç bozdurmadım. Bu saatten sonra da kimseye bozdurmaya niyetim yok. Herkes benim söylediğim talimat doğrusunda işini yapacaklar. Burak konusunda ne olacak? Benim şahsi menfaatlerim, nefsim Sakaryaspor'un önünde değil. Sakaryaspor'un bütün menfaatleri benim nefsimin önündedir. O yüzden benim yarım daha iyi olsa oyuncuya ihtiyacım var. Bakın bugün gördüğü kartla beraber Sako da ceza durumunda. 5 tane oyuncu yok. Yani Burak mutlaka yaptığı hatayı anlayacaktır. Mutlaka biz baba oğul gibi çalışırız oyuncularla. Hep samimi çalışırız. Hiçbir zaman oyuncuyu kaybetme yönünde gitmeyiz. O da bizim evladımız, kardeşimiz. Zaman zaman evlatlar babalarıyla kavga ederler, kardeşleriyle kavga ederler. Ama biz bir aileyiz. Biz bu işi aile içinde mutlaka çözeceğiz.